Fromage, le parfum de la crème. Fromage Fransızca kökenli bir kelime. Alışmak, alıştırmak gibi bir manası var. Türkçe anlamı da tam olarak bu denilebilir yani. Motorun parçalarının birbirine alışma süreci, alışması olayı rodaj. Peki bir motor neden rodaja ihtiyaç duyar? Çünkü üretim teknolojisindeki kalitesizlikten ötürü. En ucuzundan en pahalısına kadar bu kalitesizlik her markada vardır. Bir motor parçası makineden çıktığı zaman, fabrikadan çıktığı zaman yüzeyi tamamen pürüzsüz değildir. Çok ufak da olsa tepecikler ve çukurlar olur üzerinde. Yani mikroskopla bakmaya gerek yok. Şöyle sağlam bir büyüteçle baktığınız zaman görebilirsiniz. Rodajı yapılmamış, yeni fabrikadan çıkmış bir motor parçasına baktığınız zaman. Rodaj da aslında bu pürüzlerin motorun verimli çalışabilme aralığına getirebilme sürecidir. Yani o pürüzleri hiçbir zaman bitiremezsiniz. Birisini bitirirsiniz, başka bir pürüz oluşur. Ufak ufak parçalar sürekli motoru çizer. Sürekli tepecik ve çukur oluşturur motor parçaları üzerinde ama bunun belli bir aralığı var. Yani rodaja ihtiyaç duyuyor bu motor derse bir mühendis, onu üreten bir mühendis, bu tepecik ve çukurcuk oranı, tepecik ve çukurcukların yükseklikleri motorun verimli kullanımına uygun aralıkta değil demek. Bunların törpülenmesi gerekiyor demek. Bir mühendis ürettiği motora böyle diyorsa o motorun rodaja ihtiyacı vardır demektir. O motor fabrikadan çıktığı anda tam verimli kullanılmaya uygun değildir, tam verimli kullanılmamalıdır demektir. Çünkü eğer tam verimli kullanırsanız, tam güçte çalışırsanız bu parçalar üzerindeki pürüzler sürtündüğü parçayı çizer. Çok küçük çizikler bunlar ama ileriki zamanlarda etkisi büyüyecek pürüzler. O yüzden rodaj önemli. O yüzden rodajın nazik yapılması lazım. Titiz yapılması lazım. Motor çok zorlanmadan, düşük devirlerde yapılması lazım. O yüzden rodaj diye bir şey var. Rodajı çok yüksek devirlerde yaparsanız bu parçalar üzerindeki pürüzler törpülenmekten ziyade sürtündüğü parçayı çizer. Bu parçayı, eğer çizilen bu parçada motorun performansını düşürür, yağ yakmasını sağlar ve motorun o parçanın dayanımını azaltır. Yani mesela dişli, mesela silindir piston arasındaki bir çizik motorun yağ yakmasına sağlar. Yağ yakmasına sebep olur. Dişli üzerindeki çizikler, dişlinin üzerindeki uygulanan kuvvet sırasında kuvvet çok artarsa dişlinin kırılmasına sebep olabilir. Çok sert bir rodaj evresi geçirdiyse motor, yani rodaj evresi geçirmediyse daha doğrusu, bu kopan küçük küçük parçalar, ufak tepecikler, çok sert kullanılmaktan dolayı kopan bu ufak parçalar diğer parçalar arasında sürtünmeyle, diğer parçalar arasında sıkışmayla bu parçalar arasında yeni çukurlar ve yeni tümsekler açmaya devam eder. Yani rodaj hiçbir zaman bitmemiş olur bu şekilde. Rodaj hakkında yanlış bilinen bazı şeyler var. Mesela motor sağır kalmasın, sonuna kadar basayım, motoru açayım. Böyle bir şey yok bir kere. Yani motoru sakin kullan. Sonra ya motor, ben sakin kullanılmaya alıştım, basmıyorum bundan sonra diyecek hali yok yani. O yüzden motorun rodajını sakin yapmakta hiçbir sakınca yok. Tabi sakin yapmak derken çok düşük devirde rodaja zarar verir. Çünkü aşırı bir titreşim olmuş oluyor o zaman. Ve vuruntu yapar motor. Bu da rodaj için iyi bir şey değil. Genelde kitapçığında yazan değerlere uyun. Çünkü dedik ya, üretim teknolojisinden kaynaklı diye. Bir mühendis ürettiği motorun üretim teknolojisinin ne durumda olduğunu bilir ve buna göre bir rodaj planı çıkarır kendisine ve o rodaj planını da kitapçığına yazar. Dolayısıyla rodaj yaparken kitapçığına uymaktan başka hiçbir çare aramayın. Hiç kimseyi de dinlemeyin. Birçok motorda bu böyle. Çin malları hariç denebilir aslında. Çünkü Çin mallarının kitapçıkları genelde kopyala yapıştır şeklinde yapılıyor.
daha biraz daha kaliteli de olsa, biraz daha dandik de olsa aynı şekilde rodajı deyip gönderiyorlar. O yüzden çim malı motorunuz varsa rodajı biraz daha dikkat etmek gerekir yani. Çünkü bunların üretim teknolojileri daha düşük ve bunların parçalarının üzerindeki pürüzler daha fazla ve bunların parçaları daha düşük güce dayanabilecek şekilde üretiliyor. O yüzden yani kopan parçalar diğer parçalar üzerinde iz yapmaması için, diğer parçalarının dayanımını azaltmaması için rodaja daha çok dikkat etmeniz lazım. Çok yüksek devirde yapmamanız lazım. Yine başka bir yanlış, sağdan soldan duyduğum rodaj konusunda hurafelerden birisi de ben çok yüksek devirde yaptım, çok zorladım motoru, açtım ve şimdi işte rakiplerimden daha iyi gidiyorum. Bu çoğu zaman yalandır ama doğruluk payı da olabilir. Şöyle ki, bu motor parçalarının fabrikadan çıktığı zaman bir kontrolü de oluyor tabii. Doğru parçayı mı üretiyoruz diye kontrol ediyorlar. Mesela atıyorum 60 milimetre çaplı bir tane piston üretimi yapılıyor bir fabrikada. Her pistonun çapı ölçülmez. Yani tabii oradaki kaliteye göre, maliyetten kısılma oranına göre adam 1000 pistondan bir tanesini ölçer ya da 10 pistondan bir tanesini ölçer. Kalitesine göre, adamların kaliteye verdiği öneme göre değişiyor bu. Ve o tam 63, yani tam 60 milimetre çapında olmak zorunda değil o piston. Onun belli bir aralığı var. 60.005 mesela, 60.002, belli bir aralık var. Eğer o aralıkta olursa üretime devam eder o parça. Eğer o aralıkta değilse üretimi tekrar baştan kurgulamak gerekiyor. İşte bu parçaların hepsi birebir aynı çapta olmadığı için sürtünme miktarları da çok az da olsa değişebilir. Çünkü silindirin çapı da birebir aynı olmayacak. Tam 60 milimetreden biraz daha fazla olacak. Ama birkaç sıfır sonra 0.05 daha fazla olacak mesela. Çünkü arada belli bir boşluk olması lazım. Tam birebir yaparsanız o sürtünmeden ötürü motor çalışmaz. Bu kabul edilebilir hata payından ötürü bir boşluk olması gerekir silindir, piston ve dişlilerin arasında. Şimdi sonuna kadar kökleyip motoru zorlayan bir arkadaş, o şekilde rodajı yaptığını söyleyen bir arkadaş, motosiklet parçalarını yani birbirine sürten kısımları adeta törpülemiş ve orada bayağı bir boşluk oluşturmuştur. Bayağı bir dediğim yine virgülden sonra birkaç sıfır sonra kaydedilen değerler, törpülenen değerler olacak bunlar. Motoru fazla aşındırdığı için sürtünme de olması gerekenden daha düşük olmuş bu motorda. Ve daha düşük sürtünme olduğu için daha fazla devirlenebilir motor. Yani rodajı düzgün yapılmış bir motor mesela 8-9 bin devir geçemezken hayvan gibi rodajı yapılmış motor çok nadir olmakla beraber daha fazla devir çevirebilir. Daha fazla devir çeviriyor ama motor parçalarının arasında kabul edilenden daha fazla boşluk olduğu için zamanla ve bu çok kısa bir zaman aslında motorun verimi hızla düşmeye başlar. Yani sen rodajı yaptın hemen 10.000, 20.000 kilometreye kadar böyle rakiplerini geçiyorsun. Güzel rodaj yapmış insanları geçiyorsun ama o motorun ömrü yavaş yavaş bitmeye başlıyor. 20-30.000 kilometrede motorun ömrü bitmeye başlar yani. Öyle hayvani bir rodaj yaparsanız ki ona rodaj denmez yani. Uzun ömürlü motor istiyorsanız, drag yarışı yapmıyorsanız rodaja kitapçığına göre yapın. Eğer kitapçığında net bir bilgi yoksa 5000 devri pek geçmeden, motorun karakteristiğine göre değişir tabii ki bu. Süper spor bir motor varsa daha yüksek devirlerde de çıkılabilir. Chopper varsa biraz daha düşük. Kassız arkadaşlarımız. Rodaj böyle. Bakalım rodaj hakkında başka aklıma gelen bir şey var mı? Rodaj sırasındaki yağ çok önemli. Mineral yağla rodajın yapılması tavsiye edilir genelde. Çünkü bu pürüzlerin aşınmasını destekler mineral yağ. Sentetik yağla mümkün mertebe rodaj yapmayın. Ve motor ilk çalışma sıralarında bu pürüzler çok fazla olacağı için, çok fazla ufak parça kopacağı için motordan
ilk yağ değişiminin çok kısa bir sürede yapılması lazım. O da yine kitapçıkta yazar. Kitapçıkta yazmıyorsa etkiliyseniz 300 kilometrede 300-500 kilometre arasında değiştirin. İkinci yağı da 1500 kilometrede değiştirin. Yani 1500 kilometre olduğu zaman değiştirin. Ondan sonra zaten rodajı aşağı yukarı tamamlanmış olur.